Beyindeki kanıt hastaneye yatırılma nedenleriyle birleşince Avustralya Uyuşturucu ile Mücadele Vakfı anne babalara verdiği öğüdü değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi onlar mümkün olduğu kadar çocukların alkolle geç tanışmalarını tavsiye ediyor. 16 yaş civarını tercih ediyorlar. Bu öğüt birçok insanda epey endişeye neden olduğundan biraz eleştiri alıyoruz. Bazı insanlar alkol düşmanı olduğumuzu sanıyor. Zorlayıcı görünse bile John Tombrough görüşlerinden asla taviz vermiyor. Avustralya'da yasal alkol içme sınırının 18 yaş olduğunu söyleyen bir yasa çıkarmak lazım. Ve 18'ine gelene kadar içmemek gerekiyor. Zamanla daha az kullanılması yönünde tedbirler de getirilebilir. Aslında içme yaşı 21 olsa bence çok iyi olur. Ve böylelikle gençleri alkolden koruyabiliriz. Halk sağlık uzmanlarından birçoğu Dr. Tombrough'un tavrını aşırı buluyor olsa da şimdi çoğu anne babaların çocuklarının alkole başlayışını geciktirmesi gerektiğine inanıyorlar. Ve hepsinin hemfikir olduğu bir nokta daha var. Alkole bu kadar kolay erişilmesini engellemeliyiz. İçki ruhsatında yeni düzenlemeler gerekiyor. Ucuz içeceklerin veya çocukları hedefleyen içkilerin satışını mutlaka durdurmalıyız. Çünkü büyük tehlikeler. Çoğumuz alkolün tadına bir yudum alarak anne babamızın yanında baktık. Peki tad alma şuna da yol açabilir mi? Bazen de bayılırdım. Uyandığım zaman kendimi bu durumdan faydalanan çocukların arasında bulurdum. Hiç hoş bir duygu değildi. Rakamlar hastane aciline gelen yaşı küçük içki kullanıcılarının sayısında kesin bir artış olduğunu gösteriyor. Merhaba, nasıl gidiyor? Avustralya'da içkiye başlama yaşı giderek düşüyor. Yeni kanıtlar körpe beyinlere verdiği zararları ortaya koyuyor. Uzmanlar soruyor. Küçüklerin içkiyle tanışmasını bir kez daha düşünmemiz gerekmiyor mu? Tamam, iyileşeceksin. Şu anda hastanedesin. Bir ergenin beyninde olup bitenleri bilim adamları ortaya koyduğu zaman beynin hangi bölgelerinde zararın olabileceğini gösteren bir tayf dikkati çekti. Gençlik döneminden biliyoruz ki bu beynin yeniden kalıba döküldüğü, devrelerinin yenilendiği bir dönemdir. Ortaya büyük bir soru çıkıyordu. Alkol gibi bir maddeyi almak beynin ergenlik dönemindeki gelişimini nasıl etkilemiş olabilirdi? İşte Dr. Dan Lapman gibi nöroloji bilimcileri de bu cevabın peşindeler. Onun şimdi ailelerle paylaşmaya can attığı bir mesajı var. Hayvanlar üzerine yapılan çalışmalar tutarlı biçimde gösteriyor ki ergenlik döneminde içilen alkol beyindeki öğrenme ve hafıza merkezlerini etkileyebilir. Özellikle şu hipokampüs dediğimiz ve aslen hafızayla ilintili olan yeri. Şu ana kadar insanlar üzerinde birkaç çalışma yürütüldü ama buradaki çalışma alkol problemi olan ergenleri inceledi. Burada çok önemli bir veri var. Alkol bağımlısı olanların hipokampüsü daha küçüktür. Yani ne kadar küçük yaşta başlarsanız o kadar küçük olur. Peki ne kadar içmek bu hasara yol açar? Ayda 50 kadeh içki hafızayı etkileyebilir. Bu Avustralyalı okul çağındaki 20 gencin her hafta sonu içerek erişebileceği bir düzeydir. Georgina da bunlardan biriydi. Annem ve babam bir iki yudum almama izin verirlerdi. 13 yaşındayken bir bardak bitirmiştim. Ondan sonra bu miktar biraz arttı. Önce serinletici, neşelendirici, hafif likör gibi şeylerle başladım. Bunların tadı çok hoş oluyor ve epeyce içebiliyorsunuz. Mesela ben 12 tane içerdim. Evet, tam 12 tane. Sonra alkollü içeceklere geçtim. Viski ve vodka gibi. Birer şişe bitirebilirdim. Georgina için hafıza problemi tanınmadık bir şey değildir. Özellikle alkol, kararma diye bilinen bir halde hafızayı yok ediyordu. Birçok kez gözüm kararırdı ve bayılırdım. Sonraki gün arkadaşlarla konuşuyordum. Dün gece ne yaptığıma dair
Hiçbir şey hatırlamıyordum ve onlar inanamıyorlardı. Ben de ne yaptım ki diye soruyordum. Ergenler bayılma tehlikesine daha fazla açıktır. Bunun nedenini bulmak için gelin başka bir ergene bakalım. Bunlar ergen fareler ve ergenlik çağındaki insanlara çok benziyorlar. Risk alıyorlar, atılganlar, çok sosyaller ve bira içmeyi çok seviyorlar. Ergen farelerin yetişkinlerden daha çok alkol tükettiği keşfedildi. Bu çocuklar hala ayaktalar ve kanlarındaki alkol seviyesi birçok yetişkinin köşede sızacağı düzeye erişmiş durumda. Beyinleri hatırlayamayacak kadar sarhoş. İşte o bayılmalarının nedeni de bu. Hafif içki bağımlısı olan ergenlerdeki kısa dönemli hasarların nedenini de böylece anlıyoruz. Bazen de bayılırdım. Uyandığım zaman kendimi bu durumdan faydalanan çocukların arasında bulurdum. Bu gerçekten çok korkutucuydu. Çünkü bazen onların ortasında uyanırdım. Ne olduğunu o zaman anlardım. Bu gerçekten çok moral bozucu ve korkunç bir şeydi. Bazen kim olduklarını bilirdim ama bazen de bilemezdim. Georgina genç bir alkolikte çıkmasını bekleyeceğimiz bir geçmişe sahip değil. Neredeyse hiç içki içilmeyen varlıklı bir evde mutlu bir çocukluk geçirdi. Ama istatistikler 12-15 yaş arası çocukların 1/4'ünün şu anda alkol kullandığını gösteriyor. Bu oran 20 yılda değişmezken tükettikleri alkol miktarı devamlı arttı. Peki bu artışın nedeni nedir? İşte bilim adamları bunu araştırmakla meşguller. Jonica, sence bu dolaptakiler nasıl içkiler? Çok albenili duruyorlar. Bence onlar meşrubat olsa gerek. Evet. Birçok halk sağlığı uzmanı parmağını doğruca buraya, her tür içkinin kolayca alınabileceği bu yerlere uzatıyor. Jeff Munro, Avustralya Uyuşturucu ile Mücadele Vakfı'ndan. Bu içecekler hafif alkollü içkilerdir. Yumuşak içkilere benzer. Tatları aynı onlar gibidir. Aperatif şeklindeki bu içkiler genç damaklar için oldukça lezzetlidir. Ortalığı sarsan bir raporda alkol endüstrisinin gençler üzerinden kazandığı paranın yılda 200 milyon dolar gibi inanılmaz bir rakama ulaştığı gözler önüne serildi. Üstelik içecekler de giderek sertleşiyor. Bu bir viski kola. İçinde %9 oranında alkol var. Yani bu küçük kutuda 2.7 standart içki var. Bunun içinde 2.7 standart içki var. Ölümcül gözüküyor. Okulda yapılan anketlerden özellikle bu içkinin genç erkekler ve ergenler tarafından çok tutulduğunu biliyoruz. Okuldaki anketlerden evet, mi? Evet, okuldaki anketlerden. Yani bu ticari olarak üretilmiş adeta bir roket yakıtı. Muhtemel bir suçlu adayı daha var. Profesör John Tumburu, Avustralya'nın önde gelen ergen sağlığı araştırmacılarından biri. Burada özel bir eğitim gecesinde onu anne babaların yaptığı yanlışları düzeltirken dinleyeceğiz. Ben önce anne babaların alkol meselesiyle nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını duymak isterdim. Şu sıralarda çok iyi niyetli, ileride dengeli içsinler diye çocuklarını çok erken yaşta alkolle tanıştırıyorlar. Ama bunun öyle bir etkisi olmuyor. Bence olan şudur. Gençler bunu tamam, içmenize izin veriyoruz olarak algılıyor. Ve onlar da içkinin sorumsuzca kullanıldığı bir kültüre dahil oluyorlar. Son birkaç yılda yapılan bir dizi uluslararası çalışma önemli bir bağlantıyı ortaya koydu. Ne kadar erken içmeye başlarsanız alkolle sorun yaşama olasılığı o kadar çok artıyor. Eğer 14 yaşının altında içmeye başlarsanız, 21 yaşına geldiğinizde alkol bağımlısı olma riskiniz 2 kat artıyor. Beyindeki kanıt hastaneye yatırılma nedenleriyle birleşince, Avustralya Uyuşturucu ile Mücadele Vakfı, anne babalara verdiği öğüdü değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi onlar mümkün olduğu kadar çocukların alkolle geç tanışmalarını tavsiye ediyor. 16 yaş civarını tercih ediyorlar. Bu öğüt birçok insanda epey endişeye neden olduğundan biraz eleştiri alıyoruz.
Bazı insanlar alkol düşmanı olduğumuzu sanıyor. Zorlayıcı görünse bile John Tombrough görüşlerinden asla taviz vermiyor. Avustralya'da yasal alkol içme sınırının 18 yaş olduğunu söyleyen bir yasa çıkarmak lazım ve 18'ine gelene kadar içmemek gerekiyor. Zamanla daha az kullanılması yönünde tedbirler de getirilebilir. Aslında içme yaşı 21 olsa bence çok iyi olur. Ve böylelikle gençleri alkolden koruyabiliriz. Halk sağlık uzmanlarından birçoğu Dr. Tombrough'un tavrını aşırı buluyor olsa da, şimdi çoğu anne babaların çocuklarının alkole başlayışını geciktirmesi gerektiğine inanıyorlar. Ve hepsinin hemfikir olduğu bir nokta daha var. Alkole bu kadar kolay erişilmesini engellemeliyiz. İçki ruhsatında yeni düzenlemeler gerekiyor. Ucuz içeceklerin veya çocukları hedefleyen içkilerin satışını mutlaka durdurmalıyız. Çünkü büyük tehlikeler. Georgina'ya gelince gençleri koruma programının araya girmesiyle 3 ay önce içkiyi bıraktı. Şimdi 17 yaşında. Liseye yeniden başladı ve yaşamı kaldığı yerden devam ediyor. Ama kısa dönem hafızası iyi değil. İçki alemleri onda derin izler bıraktı. Bunun kesinlikle insana iyi gelmeyeceğini biliyordum. Ama benim hafızamı böyle etkileyeceğini de bilmiyordum. Bunu hiç algılayamamıştım. Eğer bilseydim sonuç mutlaka bundan farklı olurdu. Yani söylemek istediğim, hafıza sahip olduğumuz en önemli şey. Bu anılar demek,